Evet, burada Joe Biden'ın yapmış olduğu açıklamaları değerlendirmeye sürdüreceğiz. Kripto coin sitesi üzerindeyiz ve genel itibariyle bu durum ve bu durumun önemi hakkında konuşacağız. Şimdi gün içinde bir videoda biliyorsunuz konuya ilişkin konuşmuştuk. Ya tabii vergilendirme her zaman gereklidir. Mesela vergilendirmeyi madencilik üzerinden de yapmak ya da farklı firmaları ve şirketleri vergilendirmek icap eder ama Biden'ın konuştuğu halihazırda traderlar üzerinden vergilendirme tamamen boş muhabbettir. Biden kripto para traderlarını hedef aldı. Neler söyledi? ABD Başkanı Joe Biden ekonomi politikaları üzerine yakın zamanda yaptığı bir konuşmada kripto para traderları ve hedge fon yöneticilerini hedef alarak vergi boşluklarının ortadan kaldırılması ve daha adil bir sistem oluşturulması gerektiğini vurguladı. Biden'ın 28 Haziran'da Chicago'da yaptığı açıklamalar, yönetimin servet eşitsizliklerini ele alması kritik. En zengin birey ve şirketlerin adil paylarını ödemelerini sağlama konusundaki kararlarına ışık tuttu diyor. Şimdi adam diyor ki özellikle bizim bu piyasada belli başlı yani belli bir noktada bunun ötesinde bir gelir elde eden böyle bir yatırım çeken kişilerden, şirketlerden vesaire yüksek vergi almamız lazım. Bu tamamen bir saçmalık. Yani tamamen bir saçmalık. Şöyle adamlar yani bu kadar insan sana vergi vermek için mi yatırım yapıyor? Ben bunu anlamadım. İşin saçma noktası bu yolda. Yani adam zengin diye suçlu mu oldu? Tamam mı? Böyle bir sıkıntı var. Bir kurum, kuruluş, ülkende hizmet veren bir yer varsa tabii ki buradan sen vergi alırsın çok normal ama bir kişiden yatırım yapıyor diye yani neden ekstra vergi alıyorsun? Örnek veriyorum altın aldın ekstradan bir vergi verdin. Ne alakası var? Yani vergiyi zaten gerekli vergileri veriyorum. Niye ekstradan vergi alıyorsun der insan. Piyasadaki kişiler de zenginler vesaire bundan sıkıntı duyup piyasaya girmekten korkacaklardır açıkçası. Tamam mı? Bu iyi bir durum değil. Aynı zamanda mesela bu YouTube platformu üzerinden de ABD'nin ekstrem koşulları var, tamam mı? Burada mesela gelir elde eden kişiler normalde diğer ülkelerde %15 oranında ABD'ye %30 oranında vergi kesintisine uğruyorlar. O yüzden evet ABD harbiden bir vergi cennetidir diyebilirim. Biden'dan kripto para açıklaması geldi. Başkan Biden'ın vergi reformu konusundaki güçlü duruşu, ABD ekonomisini yeniden şekillendirmeye yönelik devam eden çabaları göz önüne alındığında sürpriz değildir. Başkan, yönetiminin bugüne kadar elde ettiği hızlı dönüşümünü kabul etti. Hayır bir de yani bunlar gidiyorlar şey yapıyor. Allah korusun bize de bunu getirtecekler yani tamam mı? Bizim biliyorsunuz Türkiye'de şeyi çok sever. Hani yabancıların yaptığı bir şeyi almayı çok sevdiğimiz için bu sefer ABD'nin aklına uyarsak yandık ben söyleyeyim. Ancak daha yapacak çok iş olduğunu vurguladı. Dinleyicilere düşündürücü bir soru yönelterek federal vergi sisteminin adil olduğuna inanan olup olmadığını sordu. Adil olma çağrısı alkışlarla karşılanmakta. Kripto traderları ve hedge fon yöneticileri hakkında müteakip açıklamaları için zemin hazırladı diyor. Alkışlayan da kim acaba? Alkışlayanlar. Peki tamam. Biden başkanlığının başlangıcından bu yana Amerika'daki milyarder sayısının 750'den 1000'e yükselmesinin endişe verici olduğunu vurguladı. Bu milyarderlerin ödediği ortalama vergi oranı şu anda sadece %8 olduğunu ve bu oranın öğretmenler, itfaiyeciler ve polis memurları gibi pek çok çalışkan bireyin ödediği vergi oranından daha düşük olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi diyor. Ya tamam vergi açıklarını kapat bak ona bir şey demiyoruz ama ya arkadaşım kripto paralardan yani 1 milyar dolar yatırdın tamam işte 100 milyon dolar kazandın o tamam 30 milyon dolarını bize ver. Ne alakası var? Hadi o zaman git öğretmenden de al onu yani ne alakası? Adam hani burada zengin diye mi suçlu oldu onu anlamadım ben. Bu enteresan. Adil noktalardan gerçekten vergilendirme yapman lazım. Başkan Biden hiçbir milyarderin temel mesleklerde hizmet edenlerden düşük bir vergi oranından yararlanmaması gerektiğini savundu. Doğru. O zaman bu şekilde hareket edeceksin. Başkan Biden geçmişteki yüksek vergi oranlarına geri döneceğine ilişkin endişeleri ortadan kaldırdı. Diğer yandan adil bir vergi oranına duyulan ihtiyacı vurguladı. Milyarderlerin şu anda %30'dan düşük olan mevcut yüksek vergi oranı üzerinden ödemelerini önerdi.
Bu şekilde hükümetin milyarlarca dolar gelir elde edebileceğini, bütçe açığını azaltabileceğini belirtmekte. Ayrıca çok ihtiyaç duyulan girişimleri finanse edebileceğini savunmakta. Sen dur bakalım, 2024'te DeSantis ya da Kennedy senin şöyle güzel bir boyunun ölçüsünü alacak. Şöyle metreyi çıkarıp güzel bir ölçecek senin boyunu, dur. Bekle sen. Vergi kaçırma endişeleri artıyor. Biden yıllık 400 bin doların altında kazanan Amerikalıların başkanlığı süresince herhangi bir federal vergi artışına maruz kalmamasını sağlama taahhüdünü kabul etti. Bu vaadin bir yandan orta sınıfı korurken diğer yandan da diyor en zengin bireyleri ve şirketleri sorumlu tutmayı amaçlayan ekonomik gündeminin temel bileşeni olduğunu belirtti. Bakın bunlar mesela şeyi çok severler. Hani devletlerin tamam böyledir. Özellikle ABD adamlar böyle rekabete bayılırlar. Örnek veriyorum, ABD tarafındaki zenginler genelde aynı şekilde Elon Musk da ki en son böyle bir olay oldu. Genelde hükümetleri sevmezler. Biden'ı hiç sevmiyorlar mesela. Neden? Çünkü tekelleşmeyi böyle kartel usulünü sevmez. Özellikle ABD sistemi. Joe Biden bunun üzerine hususiyetle duran birisidir. Sürekli derler ki arkadaşım rekabet olacak. Ha bak bu doğru. Tabii ki sektörde, ülke içerisindeki şirketlerde muhakkak ki rekabet olacak. Fakat bunu biraz zorlayıcı bir yolla yaptıkları zaman mesela en son Elon Musk X'i duyurdu biliyorsunuz. X.com çok fazla şirketini aynı çatı altında birleştirdi. Tabii ABD hükümetinden falan çok ciddi eleştiriler geldi Elon Musk'a. Hani işte niye birleştiriyor, neden böyle yaptı falan filan, dava açanlar oldu ondan sonra falan. Çünkü bu olayı sevmiyorlar. Yani böyle yok işte tek çatıda birleştirdi, yok. Farklı farklı olacak, farklı alanlarla ilişkili dallarda rekabet artacak ve bu şekilde daha çok vergilendirme olacak, bla bla bla. Fakat sen böyle vergiyi bindirirsen işte hem kriptodaki traderlara hem bu kişilere sen böyle ekstra vergi bindirmeye çalışırsan adam ondan kaçmanın bir yolunu bulur, yani merak etme, ama adamlar bunu anlayabilmiş değil zaten. Sen tutarsan bu şekilde dersen ki ya arkadaş biz zenginlerden şu kadar vergi alacağız şu şirketlerden. Ha öyle mi? Tamam. Birleştiriyorum o zaman falan tarzında ya da farklı şekillerde legal yoldan o zengin adam şeyden kaçar. Sen kafanı yorma, yani ondan kaçar. Vergiden bir şekilde kaçacaktır. Burada düşünülmesi gereken şey gerçekten adil bir şekilde herkesten düzgün oranda nasıl vergi alınır? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.